Türkiye ile Almanya arasında yaşanan diplomatik kriz ikili ekonomik ilişkilere de gölge düşürdü. Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olan Almanya'da Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Alman şirketlerini Türkiye hakkında uyarması ticaret hacminde bir gerileme riskini doğurdu. Almanya, Hollanda'nın ardından Türkiye'deki en büyük yatırım hacmine sahip ülke konumunda. Bu hacim enerji üretiminden perakende toptancılığa kadar çok geniş bir alana yayılmış durumda. Ülkede yatırım yapan ya da Alman sermaye ortaklığıyla kurulan Türk şirketlerinin sayısının 7000'in üzerinde olması Berlin'in ticari anlamdaki önemini gözler önüne seriyor. Bu önemli ortaklık turizm sektöründe de devam ediyor. Türkiye'yi ziyaret eden Alman turist sayısı geçen sene 3,9 milyon oldu. Fakat bu sayı 2015'e oranla neredeyse 1,7 milyon kişi geriledi. Bu düşüşte 16 Nisan referandumu öncesi yaşanan siyasi gerilim gibi konjonktürel nedenler önemli rol oynamıştı.